Sayın Bakanım, konteyner çarşıların kurulmasında büyük emek sarf eden, bu fikri ortaya atan ve kısa sürede de kurulmasını öncülük eden Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Başkan'ımıza ve diğer ilçe belediye başkanlarımıza da teşekkürü borç bilirim. Biz ulaşım olmadan ticaret olmaz diyoruz. Ticaret olmadan da geçim olmaz, huzur olmaz. Bu yüzden konteyner çarşılar hayatın normalleşmesinde büyük bir etken. Allah kendilerinden razı olsun. PKK'dan FETÖ'ye, DHKPC'den YPG'ye kadar bütün terör örgütlerine bölgede güçlü bir Türkiye istemeyen dış güçlerin maşası, tetikçisi olduğunu da biliyoruz. Bunları destekleyenlerin de, besleyenlerin de ağababalarının da kim olduklarını biliyoruz. Ve aşikar sözde müttefiklerimiz. Ama ecdadımızın bize emanet ettiği bu toprakları vatan kılmak için çok şehit verdik. Asla pes etmedik. Yılmadık, bizi bölemeyecekler ve asla da bunu başaramayacaklar. Bugün ticaretimizde, ekonomimizde önemlisi dalgalanan bayrağımız yoksa, ezan sesini duyamıyorsak, ülkemizde özgürce dolaşamıyorsak hiçbir şeyin önemi yoktur. Bu sebeple bu milletin birliği, dirliği ve devletin bekası bizim için her şeyden önce gelir. Kıymetli Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayinde milli ve yerlilik oranının %80'e gelmesinde içeride ve dışarıda sınır ötesi harekatta, terörle mücadelede kararlı, gayretli çalışmalarınızı yakından takip ediyor ve katkılarınızın, çok büyük katkılarınız olduğunu da biliyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz. İnşallah tek bir terörist kalmayıncaya kadar haklı mücadelemiz devam edecek ve bu bataklık kurtulacaktır diye buna da inanıyoruz. Şehrimizde havaalanı terminalimizin yenilenmesi ve genişletilmesine de büyük katkılarınız oldu. Gönlümüz de istiyor ki şehrimiz ve bölgemizin ihracatının gelişmesi adına da önemli olduğunu gördüğümüz gümrüklü kargo taşımacılığının da bir an önce hayata geçirilmesi. A400M uçaklarının fabrika seviyesi bakımlarının Kayseri'de yapılması, Kayseri hayırseverlerimizin öncülük ederek 1984 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladığı Aspisa'nın gelişimine ve değişimine katkınız. Aspisa'nın bünyesinde lityum iyon pil fabrikasının Kayseri'mize kazandırılmasında hepsi sizin emir ve talimatlarınızla gerçekleştirildi. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanım, Kayseri özel sektöründe bugün savunma sanayine irili ufaklı 100'ün üzerinde iş yapan firma var. Bu sayının artırılması ve büyük projelerde yer almak bizim asıl hedefimiz. Hava ikmal ve ana tamir gibi köklü bir geçmişe sahip olan şehrimizin savunma sanayisinde de yeterince pay alması gerektiğine inanıyoruz. Savunma sanayinde yapılacak bütün yatırımlara şehir olarak hazırız. Stratejik öneme sahip olan şehrimizin geçmişten gelen tecrübesi, girişimci ruhu ve özellikle de havacılık sanayindeki tecrübesiyle savunma sanayinde de Kayseri iş dünyası olarak daha fazla pay almak istiyoruz. Desteklerinizle Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası öncülüğünde 10 ortakla hem bölgemize hem de şehrimize rol bir model olmak için tamamen milli ve manevi duygularla savunma sanayine destek olmak için Kim Teknoloji AŞ'yi kurduk. Sayın Bakanım, siz bizi cesaretlendirdiniz. Sanayi odamızın kıymetli başkanı Mehmet Büyük Simitçi kardeşimle sizi ziyaretimizde, projeden bahsettiğimizde durmayın, bir an önce yapın diyerek savunma sanayinde yapılacak bütün yatırımlara şehir olarak hazırız. Stratejik öneme sahip olan şehrimizin geçmişten gelen tecrübesi, girişimci ruhu ve özellikle de havacılık sanayindeki tecrübesiyle savunma sanayinde de Kayseri iş dünyası olarak daha fazla pay almak istiyoruz. Siz arkamızda durduğunuz sürece kamu özel sektör ortaklığı ve devlet aklıyla milli savunma sanayindeki yatırımlara başta odamız, sanayi odamız, OSB bölge başkanlarımız burada, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, müsiyatımız, tümsiyatımız burada, kıymetli CEO'muz burada,
Diyoruz ki Sayın Bakanım, işte sermaye, işte iş dünyası, öz sermaye de hazır, vereceğiniz her türlü talimatı da açığız diyoruz. Yeter ki siz arkamızda olun. Kayseri iş dünyası olarak sizden beklentimiz, ülkemizdeki önemli stratejik endüstri yatırımlarının belli bölgelerde toplanmış olması, şehrimiz başta olmak üzere benzer illerimizin de gelişmişlikten yeteri kadar pay almamasına yol açmaktadır. Ülkemizin dengeli kalkınmasına paralel şekilde Orta Anadolu yatırım havzası oluşturulmasını da talep ediyoruz. Bugün buraya gelmeden de kendilerine bir konuşma fırsatımız oldu. Hem bu bizimle alakalı, bu Sivas'la alakalı bu açılış törenlerinde yapılan konuşmalarda orada bir protokol meselesi vardı. Protokolda bir teferruat vardı. Onu da Sayın Maliye Bakanı'na görüştük. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok. Şimdi şu anda hem kredi anlaşması tamamlandı, kredi anlaşmasının protokolü yapıldı ve protokolün de Maliye Bakanlığı tarafından onayı gerçekleşti. Ufakta bir projeleri de hallettik dediler. Ulaştırma Bakanımız da bunu takip ediyor ve inşallah en kısa zamanda, olabildiğince kısa bir zamanda, yani söylenenden daha da kısa bir zamanda ki zaten işinde hani bir hesabın bir anlamda düzeltilmesi anlamında Yerköy'den buraya olan bölümün gerçekleştirmesini bekliyoruz. Burada tabii bizim genlerimizde, Kayseri deyince bir genlerimizde bir havacılık var. Bu tayyare fabrikası bebeliğimizden beri duyduğumuz ilk şey kuruluş. Tayyare fabrikasından gittik, tayyare fabrikasından çıktık, orası şöyle, orada çalıştık, bu ustası, mustası vesaire. Hepsi sanayiye bakın, sanayidekilerin çoğunun geçmişinde babası, anası, dayısı, amcası sanayiyle ilgili, tayyare fabrikasıyla ilgili. Şimdi bu son Tomtaş'ta, arkadaşlarımız, müteşebbislerimiz burada, yapalım edelim girişinde bulundular. Efendim TUSAŞ geldi, bizim asfalt diye bir şirketimiz o geldi. Yani zorlayarak, arkadaşlar altın tepside hiç kimse bir şey vermiyor. Kimse anlatın, al bunu öyle yok. İşte sağından solundan girmek sureti allemedip kallemedip bunu namusumuzda, şerefimizde açık, şeffaf bir şekilde bunun üstesinden gelip bu da orada gelecek. Ve bunun dışında daha akla gelen gelmeyen bir sürü işler var. Yani bunların hepsini yapmak lazım, bunların hepsine girişinde bulunmak lazım. Bir de tabii ki ben müteşebbisim, benim amacım kar etmek, ben para kazanmaya çalışıyorum. Burada işte bunun bir evresi, bunun bir üstü, bu normal, vahşi para kazanmak. Fakat bunun bir üstü, medeni şekli, ben kazanayım fakat bunu istikrarlı bir şekilde kazanayım. Bugün 10 milyon kazandım, yarın sıfır. Hayır. Ben adam gibi açık, şeffaf, hiçbir saklısı gizlisi olmayan, istikrarlı bir kazanç. Yani bunun temelleri nasıl atabiliriz? Buna bakmak lazım. Bunu yapmak demek de karşılıklı konuşmak, görüşmek. Hani biz şimdi işte sağından dolaştım, solundan dolaştım. Tamam ben oraya kazandım, adamı da kandırdım. Ama bunun istikrarı yok. Bunun sıkıntıları var. Ona girmeye gerek yok. İstikrarlı bir şekilde makul bir kar marjıyla buradaki üretimi sağlamak hem Kayseri için hem kendimiz için hem ülkemiz için bir yol tutturmak en sağlıklısı bu. Bu bizim için de ülke için de en hayırlısı diye ben düşünüyorum. Ve gerçekten şunu görüyoruz ki savunma sanayinde çok ilerledik. Allah'a çok şükür. Biz düne kadar sizlerin çok iyi anlayacağı gibi bir tüfek yapamıyorduk. Tüfeğin patenti dışarıya aitti. Şimdi Allah'a çok şükür birçok Amerikan, Avrupa ordusunun, polisinin hafif silahlarını biz veriyoruz. Tabancasını, tüfeğini, makina tabancasını, otomatik tüfeğini, makina tüfeğini. Yani aklınıza gelebilen bütün hafif silahları yapar hale geldik ve bunların hepsi ihraç ediliyor. İhraç ediliyor bunlar. Ciddi bir kaynak. Dolayısıyla işte onun için diyoruz ki yerli ve milli savunma sanayi şart. Niye şart? Savunmamız ve güvenliğimiz için. Niçin? Bekamız için. Yani beka olmazsa, güvenlik olmazsa hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Bu manada bunları bilelim. Bunları artık kendimizin yapmak mecburiyeti olduğumuzu, çoluğumuzu, çocuğumuzu, torunun, tozunun güvenliği bakımından, malımızın, mülkümüzün, arazinin ve vatanın, egemenliğimizin, bağımsızlığımızın, hürriyetimizin selameti bakımından işte ordunun da güçlü olabilmesi için savunma sanayi. Bu konudaki gerçekten gemiler yapıyoruz. Yani top yapıyoruz. Bizim bu fırtına topları çok ciddi toplar. Bunun dışında gemiler bunu yaptık. Gemileri tasarlıyoruz. Biz tasarlıyoruz. Yani şöyle yapalım, böyle yapalım. İman ediyoruz. İnşa ediyoruz ve bunu ihraç ediyoruz. En son bildiğiniz gibi bu TCG Anadolu
Bu büyük bir olay. Büyük bir olay. Ha şimdi bizim burada TOK yapıldığı zaman TOK ne ki? Mercedes var. İşte bilmem işte TCG. Arkadaş öyle değil. Yani bizim bağın, efendim söyleyeyim, koru daima kıymetlidir. Bu bizim bağın. Yani bunu bu gözle görmek lazım. Yani şimdi filancanın filancası var filanca. Ya biz yaptık bunu ya. Bizim işçimiz yaptı, memurumuz yaptı. İşte bilmem şey ne derler, ustamız yaptı, mühendisimiz yaptı. E bizim arkadaşımızın, işte bizim memleketimizin evladının sermayesiyle yapıldı bu. Ya bunun, efendim daha iyisi var. E tamam yapalım, daha iyisini yapalım. Oturmayalım yerimizde. Dolayısıyla bu, hani ağır bir kelime kullanmak istemiyorum da, yani olumsuz yaklaşımlar gerçekten hiç uygun değil. Yani siyaset üstü bu savunma ve güvenlik konusu. Meclisteki yaptığımız çalışmalarda, oradaki komisyon çalışmalarında, oradaki genel kurul çalışmalarında her seferinde konuşmamızın başında bunu söyledim. Yani savunma güvenlik hepimizin işi, devletimizin işi. Dolayısıyla günlük politikanın dışına bırakılması lazım. Ya sen beni seversin, sevmezsin. Oy verirsin, o ayrı bir konu. Fakat bu söylenen şeylerin devlet meselesi olduğunu, bizim bekamız olduğunu, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği olduğunu bilmemiz lazım. Bu gerçekten o gemi büyük bir övüş kaynağı, büyük bir gurur kaynağı. Özellikle gençlere bu motivasyonu vermek lazım. Kafaya bu çipi sokmak lazım. Yapabilirsiniz. Yapabilirsin. Sen de yapabilirsin. Devamlı böyle efendim affedersiniz ağız açık ayran dolası gibi dışarıya bakıp her şeyi oradan bekle. Bekleme. Bekleme. Sok adını taşın altına. Sok adını taşın altına. Türkiye'nin şu anda geldiği durum Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uluslararası ilişkilerde yapılan çalışmalarla bütün hepsinin muhasarası olarak, özü özeti olarak arkadaşlar etki alanımız çok kuvvetli. Terörle mücadele, arkadaşlar terörle mücadelede şimdi ciddi bir şekilde Adana biraz önce gelirken yine iki kişi daha teslim oldu. Silahlar silahlı olarak bana teslim oldular, silahsız olarak teslim oldular. Kaçmış gelmişler kamplarından. Büyük bir kaçış var, büyük bir efendim çöküş var. Bu zaten bundan elebaşlarının konuşmasından anlaşılıyor. En son terörist etkisiyle getirince kadar mücadele devam edecek. Ve bu 40 yıldan beri bu milletin başına musallat olan bu beladan asil milletimiz kurtaracak. Bunu azimliyiz, kararlıyız. Bunda şüphe yok. Yani bu noktaya gelmek kolay olmadı. Efendim bir şekilde bazılarını çıkıp da efendim Kandil'den böyle talimat vermesi, bir partinin bu talimatı alması, diğer ittifakın efendim buna itibar etmesi ve ona göre bir takım söylemler geliştirmesi, işte bunları tahliye edeceğiz, bunları çıkaracağız, bunları affedeceğiz, bunları ve bu kazanımlarımızı kaybetmek demek. Bu 10 sene, 20 sene, 30 sene geriye dönmek demek. Arkadaşlar teröristlerle pazarlık olmaz. Eşkıya güven olmaz. Eşkıya pazarlık olmaz. Yani bunların sözüne güven olmaz. Çünkü bunlar teröristler, teröristlerin elebaşları reyinde hür değil. Reyinde hür değil. Yani bunlar gerçekten kullanılıyor. Bunlar kullanılıyor. Yani bunlar herhangi bir şekilde kendi kendilerine efendime söyleyeyim karar verme, uygulama hakkı da yok. Efendimizin imkanı da yok, fırsatı da yok. Bunlara ne denirse bunlar onu yapıyor. Dolayısıyla bunlara güvenerek biz herhangi bir şekilde geri gidemeyiz. Bunları cesaretlendirmek, bunlara efendime söyleyeyim imkan vermek, fırsat vermek inanın 85 milyon ihanettir. Dolayısıyla mesele zihniyet meselesi. Yani oy verenlerin, efendime söyleyeyim işte bu tercihi yapanların bu bekamızı düşürmesi lazım, güvenliğimizi düşürmesi lazım, geleceğimizi düşürmesi lazım. Bu önemli bir şey. Yani bu kadar şehit verdikten sonra tekrar başa dönmek yani şehitlere ihanettir. Şehitlerin kanını yok saymak demektir. Onu çiğnemek demektir. Çok ağır bir sorumluluk. Ya bunu anlatmaya çalışıyoruz biz. Ya onun dışında herkes bildiğini yapacak. Sayın Bakanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy veriyorlar.